Herkese merhaba dostlar. Bugün Kocaeli Darıca'da sahildeyiz. Bugün buraya fotoğraf çekelim diye geldim. Daha öncesinde öğrendiğim kadarıyla burada bir çöp sıkıntısı varmış. Ben de o yüzden bunu dedim bir farkındalık videosuna çevireyim. Bugün burada biraz çöp toplayacağız, biraz konuşacağız. Şimdi burası normalde biraz güzel bir sahil. Yazın aşırı dolu oluyormuş. Şu anda çöpten geçilmiyor. Bu çöp olayı yazın da varmış. Evet dostlar, şimdi kamerayı enişteme verdim. Şimdi şöyle. Bu sahiller Antalya'da veya işte daha turizm açısından olan bölgelerde olsaydı böyle bir çöp olmazdı. Çünkü o bölgelerde bu çöpleri toplayacak işçiler oluyor. Ama böyle işte İstanbul'da veya Gebze'de, şu an olduğumuz yer Gebze'ye bağlı bir yer. Buralarda herhangi bir turizm işletmesi olmadığı için kendi halkımız kullanıyor. Yani herhangi bir turist falan kullandığını zannetmiyorum. Yani bu pisliği yapan da bizim kendi halkımız. Şimdi gelenler gidenler oluyor. Burada amcalar falan geliyor, çekirdek kola yapıyor. Veya ne bileyim işte gelip içenler falan da oluyor herhalde. Hatta şu anda Suriyeliler mangal yapıyor yani. Olayı siz o kadar düşünün. Şimdi ben de burada bir fotoğraf çekmek için geldik biz buraya. Gelmişken dedik yanımızda bir de çöp poşeti getirelim. Çünkü durumun böyle olduğunu eniştem daha önceden farkına varmış. Dedi gitmişken biraz da çöp toplayalım. Biz de size böyle bir video yapıyoruz şu anda. Şu an şu bölge normalde çöp kutusu olan bir bölge yanlış değilsem. Ama şu anda kutu yok, bir şey yok. Ve böyle olduğu gibi kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama buralar böyle çöp. Şimdi yanımda bir tane çöp poşeti var. Tabii biz de ne kadar şey yapabiliriz bilmiyorum ama her gelen böyle bir çöp toplasa, bir poşet, bu iş problemi çözülür. Ama bunlar da çok leş be. Çocuğunun bezini buraya mı atıyorsun ya? Bak, seni almayacağım. İçine kum doldurmuşlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla bir aralar mavi kapak kampanyası vardı. Bu kampanyadan dolayı insanlarımız şişenin kapağını çıkarıyor. Kapağı kendine alıyor. Şişeyi sahile atıyor. E kardeşim, sen bir yerde farkındalık yapmaya çalışırken bir anda o şişeyi çöpe atıyorsun. Yani sahile atıyorsun. Sahilde bunlar kaybolmuyor yani. Denize gidiyor. Denizde buradan alıp, burası Gebze mesela, Gebze'den alıp İstanbul'a götürüyor. Yani sonuç olarak doğayı kirletiyorsun yani. Al bunu. At. Bak, leş. Bak elimi kesiyordu. Bak görüyorsunuz Carlsberg. Bira. Bira zararlıdır işte. İçerseniz böyle arkanızdan söverler. Bu poşet de çabuk doldu. Bak bu çöp kutusunun kapağı. Bir yerde buna belediye de bence sıkıntılı. Bunu belediyenin gelip yapması gerekiyor çünkü. Tabii siz bunu eldiven kullanarak yaparsanız daha iyi olabilir. Benim eldiven aklıma gelmedi ama sizin aklınıza gelebilir. Yani şimdi şöyle bir şey, bak cam kırılmış. Sen yarın burada yazın geleceksin, denize girmek için çıplak ayakla. Basacaksın, ayağını kesecek. Bu iyi bir şey değil yani. Kendine de zararlı. Abi de bir şöyle durum var. Geldiniz, çöpü topladınız, poşetle buraya koymayın. Bunu buradan almıyorlar. Yani almıyorlar belli ki yani. Belediye buraya gelip görse zaten toplar. Bunu bu bölgelerin girişinde olan çöp kovalarına koyarsanız oradan alırlar yani. Bunu ben daha önce kamp yapılan alanlarda da gördüm. Adam topluyor çöpünü, ağacın dibine bırakıyor. Lan ağacın dibinden kim görecek de alacak onu? Bak, mermer var ya.
çöp poşeti dayanmıyor. Mandalin. Evet, yiyorsunuz, yemediğinizi atıyorsunuz. Bakın ben buradan olayı başlattım. Ben şimdi geldim, bir çöp torbası, çöpünü topladım. Bunu şimdi gideceğim, çöpe atacağım. Buradan beni İzmit'ten izleyen varsa, buraya yolunuz düşerse gelin abi, bir poşet toplayın gidin yani. Hayatınızda birkaç kere iyi bir şey yapın yani. Ama bu orta boy çöp poşeti, siz de abiyle gelirseniz veya birden fazla daha iyi olabilir. Şimdi bunu götürüyoruz çöpe. Tam buradan sonra kesebiliriz artık. Çöpün orada devam ederiz. Bakın burası hemen plajın ön tarafı, yani arka tarafı. Hemen plajdan 10 adım ya, 10 adım çıktım. Burada belediyenin çöp konteyneri. Sallayın. Durdurmadın değil mi? Evet, şimdi asıl olayımıza gelelim. Biz tabii şimdi gün batımı için fotoğraf çekmeye geldik. Bir şeyler yapmaya geldik. Buradan da size birkaç kare çıkaracağım. Biraz da eğlenceye. Evet, şimdi kapatalım. Biz artık düzeneklerimizi hazırlayalım. Biraz geç kaldık. Güneş hafiften batıyor. Biraz şansımıza bulut var. Belki bulutlardan da güzel bir şey çıkabilir. Hadi bakalım. Yine bir videonun sonuna geldik tabii ki. Siz gerekenleri biliyorsunuz, ne yapmanız gerektiğini. Şöyle arkada çok güzel bir gün batımı var. Böyle de güzel bir görüntü oldu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.